Herkese mesai saatinden merhaba. Ben Tarık Tekgözlü. Yeni bir konukla, yeni bir konuyla karşınızdayız. Epilepsi ve Yaşam Platformu Başkanı Ebru Öztürk'le beraberiz. Epilepsi hastalığının sorunlarını masaya yatıracağız. Kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Epilepsi hastaları çalışma yaşamında ve sosyal hayatta ne gibi sorunlarla karşılaşıyor? Öncelikli olarak konuya hassas ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde işsizlikte bir numara olan epilepsililerdir. Çünkü epilepsililer günlük işlerini düzenli olarak yapan ama bir anda ne zaman nerede fenalaşacağı belli olmayan ve karşısındaki kişilerin de bir anda fenalaştığında ne yapacağını bilemediği için panik oldukları durumdan Evet. dolayı epilepsileri işe almak istemiyorlar. Herhangi bir engelinizin olduğunu düşünelim. Mesela gözünüz görmüyor veya kolunuz kopmuş. Bu fiziki bir şey olduğu için direkt karşınızdaki sizin engelinizi görüyor ve yardımcı oluyor. Eğer böbrek yetmezliği, kalp gibi bir rahatsızlığın varsa dahili hastalık, bu da röntgen çekildiğinde süreklilik arz ettiği için gözlemlenebiliyor. Ama epilepsi hastalarında EEG çekiliyor. EEG'de beyninizde bir sorun olduğu görülüyor ama Evet. neyle ilgili olduğu bilinmediğinden dolayı bununla ilgili tam olarak bir engel derecesi de saptanamıyor. Peki epilepsi hastaları bir engelli konumunda değil mi yani? O kapsam alınmıyor mu? İşte tam olarak engel derecemiz saptanamadığı için ne engelliyiz ne engelsiz. %40 olarak engeli belirlenmiş epilepsi hastaları gerçekten durumu oldukça kötü olanlar. Oysa engel dereceleriyle ilgili bir çalışma yaptı doktorlarımız. Evet. Bunu 2017 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve 4 ayrı bakanlığa götürüp sunduk. Bizim istediğimiz doktorların çıkarttığı İngiltere ve Amerika baz alınarak yapılan o çalışmada belirli bir kota var. Mesela senede bir kere büyük nöbet geçiren bir kişi %15 engelli. Evet. İki kere geçirip küçük nöbetleri olanlar %35 şeklinde bir skala oluşturuldu. Bu skalaya göre eğer belirlenirse o zaman gerçekten biz de o haklara sahip olmuş oluruz. Ama böyle yapmayıp da röntgene baktım nöbet yok. İşte EEG söylediklerine göre bunun engel derecesi %20. Tamam, %20 olsun. Engelsiz diyorsanız bana, engelsiz olarak beni işe alın. Bunu söyleyerek işe girersem kesinlikle alınmam. Örnekler var mı mesela Söylemezsem epilepsi çok var. hastası olduğunu söyleyip de işe giremeyen ya da söylemeyip işe giren daha sonra ortaya Ben çıkınca kendimden örnek vereyim. buyurun. Başkasına hiç gerek yok. Ben daha önce epilepsili olduğum, şirketin ismini vermeyeyim zor durumda kalmasın. Evet. Büyük bir holdingin orada yönetim kurulundaki kişi beni işe aldattırdı. Epilepsi nöbetim vardı. Seyrek de olsa ayda bir falan büyük nöbet geliyordu. Bunu bilerek işe aldılar ve genel müdür referans kuvvetli olduğu için beni kapıda karşıladı. Çalışmaya başladım. 6 hafta orada çalışıp oradan Hadımköy'e geçiş yapacaktım. Evim o tarafta olduğu için oradan gidip Evet. gelecektim. 5. hafta fenalaştım. Bir nöbet geldi ve o nöbetle beraber seninle çalışmak çok güzel ama denildi. Ben yönetim kurulundan olan bir kişinin referansıyla işe girmiş bir kişi olarak bir nöbetle eğer işten çıkarılıyorsam diğer arkadaşların durumunu siz düşünün. Ama sizin epilepsi hastası olduğunuz biliniyordu, değil mi? Biliniyordu. Epilepsili olarak işe girdim ama ona rağmen bana yol gösterildi. Şimdi diğer arkadaşlara bakıyorum. Zaten epilepsiliyim derse o hiçbir şekilde işe giremiyor. Söylemezse 5 yıl sonra bir nöbet geçirsin. Söylemediği için tazminatsız işten çıkarılır. Engel derecem o zaman bana engelli deyin. Engelli şartlarında çalışayım, o şartlarda emekli olayım. Onu da yapmıyorsunuz. O zaman ben engelli miyim? Engelsiz miyim? Kötü olan şey dünyada engel derecesi saptanamayan tek hastalıkmış epilepsi. Öyle mi? Doktorlardan Şeyde nasıl? aldığım Peki bilgiye diğer göre. ülkelerde nasıl bu uygulamalar? Diğer ülkelerde epilepsili olanlar çalışıyor. Bizim gibi böyle bir sorun yaşamıyorlar. Peki saptama var mı? Yani engel oranı vesaire Tabii saptayabiliyorlar mı? zaten Kriterler ne buralarda? İngiltere ve Amerika zaten baz alınarak bu skalayı oluşturdu doktorlarımız. Yurt dışında bizim gibi değil. Çok farklı. Orada röntgen çekildi. Ona göre ne olabilir diye düşünmüyorlar. Onun yerine gelmiş olan nöbetlerin
bir çizelgesi çıkıyor, bir skala çıkıyor ortaya. O gelen skalaya göre doktor da bu şu derecede olabilir diyor. Evet. Sağlık kuruluna girdiği zaman o elindeki şeyler, evraklarla beraber görüyor, ona göre değerlendiriyor, ona göre bir sonuç çıkartılıyor. Yani sadece kurula girip değerlendirme değil olay. Peki Türkiye'de epilepsi hastası sayısı nedir? 850 bin tespit edilen var. 100 binde olduğu zannedilen var. Bunlar benim doktorlardan, nörologlardan aldığım Yani bunların bilgiler. hemen hemen %100'ü neredeyse işsiz desek yeri midir? Doğru mudur? Yani bu %100 demeyelim ama %90'ı diyelim yani. Çok rahatlıkla %90 diyebilirim. ya peki başka ne tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Şimdi bir iş hayatı ile ilgili örnek verdiniz. Sosyal hayatta karşılaştığınız sorunlar var mı? Epilepsi hastanın sorunları var mı? Sosyal hayatta da çok büyük sorun yaşıyoruz. Çünkü epilepsiyle ilgili halk bilinçli değil ve bir kısmı da bunu söylemekten çok korkuyor, utanıyor. Ben 2000 yılında bu çalışmalara ilk başladığım zamanlar epilepsi nedir dediğim zaman epilepsinin anlamını bilmiyorlardı. Şimdi birazcık daha yol geldik ama şöyle bir şey var. Ben epilepsili olduğumu söylersem toplum beni dışlar, acıyarak bakar. Beni hiçbir yere almazlar. Bu olayları çok yaşıyoruz. Epilepsili olan fenalaşır da başıma kalır sorunu var. Aynı iş hayatında olduğu gibi. Diyor ki nerede fenalaşacağı belli değil. Merdivenlerden aşağı inerken düşer başını vurur da başıma kalır. Bu şekilde düşünceler olduğu için sosyal hayatta da bunu yaşıyoruz. Şimdi bu benim yanımdayken bir nöbet geçirir. Aman bir de fenalaşır ben başıma dert mi alacağım? Psikolojisi hala daha var. Şimdi epilepsi hastaları hani nöbet geçiriyor. Bunların zamanı belli olmuyor anladığım kadarıyla. Tabii kullandığı ilaca göre de değil mi? Sıklık oranları uzayabiliyor. Kişiden kişiye değişebilir. Yaş, kullandığı ilaç, vücudun epilepsiye karşı direnç miktarı, geçirmiş olduğu üzüntü, sevinç, heyecan, korku gibi bunu tetikleyen durumlar. Bunların hepsi birleşince nöbetlerin sıklığı veya seyrekliği ortaya çıkıyor. Yani çalışma yaşamında iş güvenliği açısından da belli iş kollarında veya belli sektörlerde ciddi anlamda sıkıntılar yaratabilir anladığım kadarıyla. Peki ne tür işlerde çalışabilir epilepsi hastaları? Aslında onu bildikten sonra bütün işlerde çalışabiliriz. Nasıl? Mesela operatör doktor olamaz. Ama çok güzel muayene eder. Evet. İnşaat mühendisi olarak sahada olmaz. Ama ofiste çalışan bir inşaat mühendisi olabilir. Yer hostesi olabilir ama uçuşta değil. İşte ofislerde çok başarılı bir kişi olur. Fakat yer altında maden çıkarma veya hava yollarındaki yani havada ve yer altında olmaması gerekiyor. Veya bir inşaat işçisi olamaz, değil Mesela mi? inşaat işçisi olarak iç cepheyi boyayabilir ama dış cepheyi boyayamaz. İnşaatta çalışabilir. İnşaatın dış cepheleriyle alakalı yerlerde değil ama iç cepheleriyle alakalı bütün işleri yapabilir. Spor diyorsak, sporda mesela bir paraşütle atlama, kano gibi sporlar değil ama yüzme değil, yüzme değil. Fakat diğer tarafta basketbol, voleybol, masa tenisi gibi sporlarda çok başarılı olabilir. Seçeceği işi doğru seçtikten sonra müzikte çok başarılı olabilir. Yapacağı işi, mesleği doğru seçtikten sonra, doğru noktaya yönlendirildikten sonra bütün epilepsiler çalışabilirler. Peki merak ettim şimdi. Hani ünlü olup da epilepsi hastası olan insanlar var mı? Hani bizim Çok bilmediğimiz var. çok belki kamuoyuna Mesela yansımamıştır Elton ama. John epilepsi hastası olan bir kişi. Diğer taraftan Gorki, Gorbaçov. Yani bunu Türkiye'den de birçok örnekler verebiliriz bunlara. Hem sanatçı hem siyaset her konuda başarılı olmuş olan birçok insanlarımız vardır. Önemli olan siz onların önünü kapatmayın. Mesela çocuklarımızı okula göndermiyorlar. Ben ilkokul, ortaokul döneminde büyük nöbetler geçirmiyordum. Ama lisede büyük nöbet geçiriyordum. Fakat ailem gitti, öğretmenimle, sınıf öğretmenimle konuştuğu için neler yapılması gerektiğini,
onlara belirttikleri için Evet. ben çok rahatlıkla okuluma devam ettim. Liseyi o dönemde bitirebildim. Üniversitede kötü oldum. Artık had safhaya geldiği için üniversiteden ayrıldım ama daha sonra da yılmadım, okudum. Demek ki bir epilepsili olan bir kişi okuyabilir, çalışabilir, sosyal hayata katılabilir. Şu anda bizim sosyal çalışmalarımıza gelen epilepsilerin birçoğu kendini daha iyi hissediyor. Çünkü bir şeyler yapabildiğini görüyor. Onun da işe yaradığını görüyor. Bana ben epilepsiliyim işte 20 yaşımda iyileştim artık çalışamam ki nasıl okuyayım diyenlere ben 25 yaşında iyileştim. Okulla iş hayatını beraber götürdüm. Ben yaptım, sen de yaparsın dediğim zaman o da kendisinde bir güç hissediyor ve bir şeyler yapmaya başlıyor. Peki kimi görüşmeler yaptığınızı söylediniz meclisteki vekillerle, ayrıca Cumhurbaşkanlığı katında da görüşmeler yaptınız. Buralardan bir sonuç alamadınız mı? Son durum nedir? Çok yavaş ilerledi. Fakat bir ilerleme kaydedildi. Birincisi 2017 Temmuz'da meclis ve bakanlık görüşmelerimiz başlamıştı. 5 kere meclis, 4 kere bakanlık Evet. sonrasında. Birinci çalıştığımız 2018 Ocak'ta İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. İkincisi de 11 Temmuz'da gerçekleşti. Daha yeni, çok yeni. Bizim söylediğimiz iki tane yönetmelik tasarı önerisi vardı. Bunlardan bir tanesi. Epilepsi hastalığı bitmiş. Kesinlikle epilepsi nöbeti geçirmeyen ama ilaç kullanan kişiler var. Mesela benden önce ameliyat olan arkadaşım Bülent vardı. 21 yıl evvel ameliyat oldu. Balayında bir nöbet geçirdiği için ilaca başlandı. 19 yıldır nöbeti yok. Ama Evet. onun ehliyetini almaya kalkıyorlar. Artık o ilaçla yaşayacak olan bir kişi, sağlıklı bir kişi. Bunların ehliyetlerinin elinden alınmaması. Çünkü artık nöbet geçirme riski yok. Sizin ne kadar riskiniz varsa onun da o kadar riski var. Diğeri de bu engel derecelerinin biraz evvel konuştuğumuz konu engel derecelerinin hesaplanması ile ilgili. Ehliyet olayı ombudsmana gönderildi Evet. incelemesi için. Bu engel derecelerinin hesaplanması olayı da heyete gönderildi. Diğeri de ilk yardım. Çoğu kişi ilk yardımı bilmiyor. İlk yardımı bilmediğimiz için hayat kurtaramayabiliyoruz. Ben müsaade ederseniz onunla ilgili de çok kısa bir bilgi Tabii vermek buyurun. istiyorum. Epilepsi nöbeti geçirdim. Fenalaştım. Küçük nöbetlerde zaten hiçbir şeye gerek Yanlış yok. hatırlamıyorsam genelde soğan muğan getirin falan filan derler değil İşte mi? çok yanlış, çok yanlış. Nöbetleri uzatıyoruz, Yani iyilik halk yapalım arasında da hani derken. epilepsi Tokat belki çok atarlar, su biliniyor mu bilmiyorum. verirler. Sağır hastası olarak daha çok biliniyor halk arasında. Sara, Onu da tabii. buradan yinelemiş Tabii. olalım. Halkımız olarak Sara diye geçiyor. Tıbbi olarak epilepsi olarak geçiyor. İkisi de aynı şey. İkisi de aynı. Şimdi düştüm, fenalaştım. Elim ayağımı vurmaya başladım veya ağzımdan köpük geliyor. Farklı şekilde olabilir. Bağırıyor olabilir. Dişleri kenetleniyor olabilir. Çok çeşidi var. Şimdi önce bir saniye arkadaşlar diyelim. Etrafını genişletelim ki o kişi nefes alabilsin. Hemen başının altına yumuşak bir cisim koyuyorum ki başı darbe almasın. 5 sene sonra başka bir sürpriz çıkartabilir ortaya. Başının altına çanta, mont ne varsa hiçbir şey bulamadım. Elimi şöyle yapıp başının altına koyuyorum. Evet. En fazla elimin arkası birazcık acır. İki, bu kişi eğer ağızdan köpük gelen bir nöbet geçiriyorsa altını çiziyorum, başını yan çevirin. Öbür türlü nefes borusuna kaçıp ölebilir. Kesinlikle soğan, kolonya gibi bir şey koklatmayın ve elin ayağını tutmayın. Tutarsak kırabiliriz. Bırakın vursun elin ayağını. Eğer makas, bıçak gibi bir şeyle düştüyse, mutfakta böyle şeyler olabilir, onu ittirin ki elin ayağını vururken oraya çarpmamış olsun. Kesinlikle kolonya, soğanımız falan yok. Ağzı kenetlenmiş olabilir. Diyelim ki dilini ısırıyor. Eğer açmaya çalışırsak çene kemiğini kırabiliriz. Dili ısırsın, en fazla dili acımış olur. Koltuk altı ve dil, iki kapalı bölge kendi kendini tamir eder. Onun için korkmamıza gerek yok. Dili kopmaz, hiçbir şey olmaz. Siz merak etmeyin o konuda.
Nöbet bittikten sonra da gözümüzü açtığımız o birkaç saniye içinde, özellikle genç kızlardan bahsediyorum, ben neredeyim diye gözümüzü açıyoruz. Ne oldu, niye oldu falan diye sorular yerine korkma AVM'desin, korkma hastanedesin gibi bir kelime kullandığınız zaman gözünü daha rahat bir şekilde açacaktır. Eğer siz bu ilk yardımı biliyorsanız herhangi bir ambulansı çağırmaya, ilk yardıma gerek yoktur. Bilmiyorsanız çağırırız. Hangi durumlarda çağırmamız gerekiyor? Hamileyse, nöbet arka arkaya tekrar ediyorsa veya denizden çıkarıldıysa, denizden, havuzdan çıkarıldıysa, o zaman tabii ki ilk yardıma gitmesi gerekiyor. Bunun haricinde siz zaten ilk müdahalede bulundunuz, çağırmanıza gerek yok. Ben şimdi altını çizerek söylüyorum. Kolu kopmuş, gözü görmeyen, yani arkadaşlarım yanlış anlamasın, diğer engelli bir kişi size 9 saatte 8,5 saatlik bir performans çıkarabilir. Ben belki senin de bir kere fenalaşıyorum. 1 dakika sürüyor. 1 saatim gitti diyelim. O günün gittiğini varsayın. İnanın iş hayatında size çok daha başarılı bir sonuç çıkaracaktır. Hatta başka yerde işe girme ihtimali çok düşük olduğundan dolayı o işi kaybetmemek için size 9 saatten çok daha fazla bir performans ortaya çıkaracaktır. Zaman son soru olarak taleplerinizi alalım birkaç maddeyle. Yani epilepsi hastanın sorunlarına çözüm önerileriniz nelerdir? Bir, toplumdan dışlamamak en büyük olay. Bu kişilerin iyileşmeyeceğini düşünmeyelim. İyileşebilir. İyileşmeyen dirençli epilepsiler de olabilir. Epilepsiyle yaşamaya öğretelim. Ve ben her zaman şunu söylüyorum. Epilepsi ile yaşam demeyelim. Hayatımız her saniye epilepsiyle geçmiyor. Epilepsi ve yaşam diyelim. Zaten onun için epilepsi ve yaşam sitesini kurduk. Hayatımızda bir epilepsi var, bir de yaşamımız var. Epilepsiyle beraber biz yaşayabiliriz. Ama her saniye epilepsiyle yaşamıyoruz. Onun için toplumun bizleri epilepsili olarak da kabul etmesi, iş hayatında, sosyal hayatta bizlerle beraber olması, inanın psikolojik olarak daha iyi hissedeceğiz ve daha az ilaç kullanacağız, daha seyrek doktora gideceğiz, daha az bu çekimleri, EEG çekimlerini yaptıracağız. Bizi epilepsiyle kabul edin. Peki mevzuatta ne gibi düzenlemeler yapılmalı? Mevzuatta epilepsi engel derecesi saptanamayan tek hastalık olduğundan dolayı bu götürdüğümüz çalışmaya eğer kabul ederlerse çok memnun oluruz. Ve ben mecliste AK Parti grup başkanından da şunu rica ettim. Dedim ki siz kamu olarak bir adım atmalısınız. Bugüne kadar engelli olarak herkese aldınız, epilepsiyi almadınız. Bir kere bir güzellik yapalım. En azından yaptığınız hataları gidermek için. %10'luk bir kereye mahsus bir kontenjan açın. Bu kontenjan epilepsili olsun kamuda. Sizin yaptığınız bu çalışmayı ben İşkur'a taşıyacağım. Böylece İşkur'da da epilepsililerin neler yapabileceğini, hangi kategorilerde çalışacağını göstereceğim. Onları da iş hayatına bağlayacağız. Onlar hiçbir şey yapamasalar ben onlara tek tek eğitim vereceğim. Bu eğitimle beraber network işleri yaptırtacağım. Engel derecesi yüksek olanlara. Göreceksiniz dedim, bu kişilere nöbetlerin düşmesi ve ilaçları daha az kullanarak çok daha güzel sonuçlar verdireceğiz. Bir iyilik yapın dedim. Tabii 2017 Temmuz'da bunu konuşmuştuk ama hala daha sağ olsun hükümet böyle bir gelişmeyi yapmadı. Çok teşekkür ederiz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Emekle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.